kalp damar hastası mıyız? Bilmiyoruz ki başımıza ne geliyor. Allah'a emanet gidiyoruz. Ama bizi uyandıracak çok kıymetli bir doktor davet edeceğim. Kardiyoloji uzmanı Doktor Amit Çelik alkışlarla geliyor. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Hocam, toka mı o? Yok, taç. Ha, taç. Şimdi hocam, biz gerçekten kalp damar hastası mıyız? Çoğumuz bilmiyoruz. Dolaşıyoruz Allah'a emanet. Evet. Çünkü bunun MR'lerini de bilmiyoruz. Evet. Ne olabilir MR'si? Şimdi ben klasik bir şekilde anlatmayayım. Vaka üzerinde anlatayım. Ha, şahanesiniz. Tamam, evet. Yani izleyicilerimiz de anlasın, daha kolay anlasınlar. Hem de acaba bizde de var mı bu şikayetler? Onu da dikkate almış olurlar. Şimdi bu sorunuzu 67 yaşında erkek bir hasta, herhangi bir risk faktörü yok. Yaklaşık bir yıl önce başlayan şikayetleriyle anlatayım. Nasıl başlıyor, nasıl damar hastalığına doğru gidiyor, bu sırada oluşan şikayetleri nelerdir? 67 yaşında bir yıl önce nasıl başlamış? Evet. Hasta geldiğinde şikayeti nefes darlığı, göğüs ağrısı, terleme. Şikayeti bu. Şekeri yok, tansiyonu yok, sigara içmiyor, aile öyküsünde de bir şey yok. İyi görünüyor. Ama öyküsünü anlattığı zaman, hocam diyor, benim evin orada bir yokuş var. O yokuş sürekli gelip gittiğimde bir yıla kadar herhangi bir şey yoktu. Son bir yıl içerisinde o yokuşu çıkarken nefes darlığım oluşuyordu. Ha. Zaman içerisinde bu nefes darlığım gitgide arttı. Sonra düz yolda da gitmeye başlayınca artık nefeste bir sıkıntı yaşamaya başladım. Yokuşta da artık dinlenme ihtiyacı hissediyordum. Bu işte aylar içerisinde oluyor. Daha sonra göğsümde bir baskı hissi oldu. Yol yürürken. Biri oturuyormuş gibi. Yani genelde hastalar öküz oturuyormuş, ha, ya da bir taş basmışlar gibi ifade kullanırlar. Ya da biri oturmuş gibi ifade kullanırlar. Bunda da, bu hastamızda da o oluyor. Sonra bir terleme oluyor hocam dedi. Artık son 15 gün gelmeden önce 15 gündür hep göğüs ağrısı var. Sabahlar kalkarken vücudum çok yorgun ve göğsümde baskı hissediyordum. Ve ağrı da göğsümde oluyor ve sol kola doğru yayılıyor. Bu hastamızın anlattığı tipik bir kalp damar hastalığı bulgusu. Hem de bir yıl boyunca çok güzel takip etti. Ya. Evet. Hasta herhangi bir doktora gitmemiş, direkt bize geldi. Sonra hastaya işte şikayetlerini dinledik. İlk yaptığımız EKG'sine baktık. EKG bir dakikada çekilen, ritmimi gösteren bir durum. Herhangi bir bozukluk yoktu. Sonra ekokardiyografi yaptık. Ekokardiyografi kalbin ultrasonudur. Hem kapakları gösterir, hem duvar yapısını gösterir, hem de kalbin gücünü gösterir. Ekosunu da yaptık. Bir sıkıntı yok, bir kalp yetmezliği yok. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı-hı. Normalde bunları çoğu, yani yaptırmaya ihtiyaç duymayabiliyor. Çünkü size geldiğinde o sırada hiçbir şey yok. Yok, evet. Yani İkinciyi şudur. Yaptırıyorsunuz, yine hiçbir şey yok. Bir şey yok. Ama çünkü şikayetlerim var diyor. Şikayetlerim. Ama o sırada hiçbir şey yok. Bir şey yok. Ondan sonra hastaya bir koşu bandı yapalım dedik. Koşu bandını yaptık ama hasta koşu bandı 9 dakikadır. 2-3 dakika yavaş yürümedir. O sıradaki kalbin fonksiyonuna bakıyoruz. Sonra orta hızda koşmadır ikinci 3 dakika. Son 3 dakikada hızlı koşmadır. Hasta ilk yürüme durumunda ilk 3 dakika iyi yaptı ama ikinci 3 dakikada nefes darlığı çekti. Sonra koşuyu yapamam dedi. Koşuyu bıraktı. Koşu anlamlı olmadı ama koşu bandında herhangi bir değişiklik olmadı. Ay, ben koşmuş gibi hissettim ya. 9 dakikayı böyle. Sonra hastaya sintigrafi yaptık. Koşu bandının bir üst testi. Hani şimdi hastaya direkt anjiyo da diyemiyoruz. Sonuçta işlemler yaptığımız zaman bir neden, tanı koymamız gerekiyor. Klinik olarak koyabiliyoruz da. Hem de hasta da kendisi de rahat etsin psikolojik olarak. Direkt anjiyo dersek hasta psikolojik olarak bunalıma girer. Sonra sintigrafi yaptık. Sintigraf da ilaçlı bir testtir. Efor test, koşu bandının bir üst testtir. Sintigrafta hastanın kalp damarında tıkanıklık gösterdi. Bunun üzerine anjiyo kararı verdik. Hastayı anjiyo aldık. Hastanın bir damarında %90 küsür darlık var. Ana damarında. Kan gitmiyor. Yani %10'luk bir kan gidiyor. Sağ taraftaki damarda %30. Arka kasımdaki damarda %40. Hastanın bütün şikayetleri ön taraftaki %90'lık damar. Siz oraya, o gün yapmasaymışsınız bu testi. Bu yapmasak, hasta aynı şekilde devam etse büyük ihtimal kriz geçirecek. Ki ana damar olduğu için iki şekilde, ya kriz geçirip kalp yetmezliği olacak, kalp hasar görecek yarı yarıya, ya da ani ölüm olacak. Ondan sonra bu hastaya stent taktık. Balon stentini yaptık. Hastanın
çok ilginç bir şekilde aniden bütün şikayetleri kayboldu. 3-4 gün sonra kontrole geldiğinde artık yokuşta rahatlıkla çıkabiliyor, yolda yürüyebiliyor. Nefes Allah darlığı, Allah, terlemesi, vücudundaki bazen şiş vardı, o hani biri oturuyormuş gibi ifadesi tamamen kayboldu. Siz ve hayatını kurtarmışsınız. Evet. Çünkü kardiyoloji size geldiğinde hiçbir şey yokmuş. Yoktu. Yani bir yıldır nefes darlığı tabii şikayeti onlar. Görüyor musunuz? Aa, bu yokuştayken şimdi bu hocamı dinleyip de ben de böyleyim diyenler Allah aşkına dikkatle dinlesin. Evet. Biz kendimizde neye bakalım peki? Ben şuna derim. Kaza kaderdir. Kanser kaderdir. Kalp hastalıklarında dolayı ölmek ya da kalp krizi geçirmek tamamen yani nedir bu, kader değildir. Bunun çözümü vardır. Gidin kardiyolojiye gidin. Muayene ettiniz. Eğer kalbiniz sağlamsa kolay kolay kimse ölmez. Eğer kalp hasarlı olursa bütün organlar hasarlıdır. Kalbiniz. Vücudumuzun tek pompası kalptir. Kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik bizimle beraber. Şimdi Hamit hocamın, doktorumun en sevdiğim yanı, mesela ben bir soru soruyorum, klasik cevap vermiyor. Hep bir hastasından yola çıkarak anlıyor ve ben çok daha iyi anlıyorum. Mesela bypass olan bir hastanız vardı, evet, sizin. Evet. Bir anlatır mısınız onu, evet, bana? Bu hastam 72 yaşında, yaklaşık 6 yıl önce bypass oluyor. Bypass olmadan önceki şikayeti nefes darlığı, yorgunluk, yol yürüyememe. Yani yürüdüğü zaman tıkanıyor. Sonra anji yapılıyor, 3 damar değişiyor. Bu 3 damarlardan işte bir ana damar tamamen tıkanmış. Ya tamamen dediğim %95 civarına, %100'e yakın. %5'i ne kadar olur? Sağ taraftaki damar tıkanmış, arka taraftaki damar tıkanmış. 3 damarı değiştiriyorlar. Ve bir de bütün bu damarları besleyen bir ana damar var. Orada da %80 civarında bir darlık var. Eyvah. Hasta bypass oluyor. 3 damarı değişiyor. Hastanın göğüs ağrısı, yorgunluğu bu geçiyor ama hastanın nefes darlığı problemi geçmiyor. Bypass olduğu halde nefes darlığı geçmiyor. Devam ediyor. Ondan sonra arada 6 ay, 1 yıl geçiyor. Nefes darlığı gitgide artıyor. Sonra kardiyolojiye gidiyor. İşte biraz daha takip edelim. Olmazsa bir anji yaparız. Bir yıl daha geçiyor. Sonra tekrar gittiği zaman nefes darlığı gitgide artıyor hastanın. Gidip anji yapılıyor. Başka bir yerde anji yapılıyor. Anjiyoda sağ tarafta değişen damar tıkanmış. Hani değiştirdikleri damar tıkanmış. Yani diğer iyi olan taraf. Damar tıkanmış. İki damarı açık. İşte senin nefes darlığın, şu anki bütün şikayetlerin bu damara bağlı deniliyor. Hastaya ilaç tedavisi veriliyor. Hastayı takip ediyorlar. Ama hasta nefes darlığı zaman içerisinde göğsünde ağrı ve eski bypass önce şikayetleri gitgide artmaya başladı. En son hasta bize geldiğinde baktık, bütün tetkikler yapılmış. Anjiyosuna da baktım. Sağ taraftaki damar tamamen tıkanmış. Yalnız orada bizim hekim arkadaşların kaçırdığı ana damar %90'a yakın tıkalı. Eyvah. Hastanın o tıkanan damarı değil, değişen damar tıkanmış ya, ona bağlı şikayetler değil. Aslında ana damar hiç değişmeyen, tam öyle bırakılan %80 bırakılıp da şu anda %90'a çıkan ana damar tıkanmış. %90'a çıkıp o darlık yapıyor. Şikayetler hep ondaydı. Aa. Yalnız ana damara kimse müdahale etmiyor çünkü tehlikeli bir yer. Kireçlenme var. O damarın yırtılma ihtimali var stent yapılırsa. Sonra karar verdik, bu hastaya bunu yapalım. Stent yapalım. Hastayı işleme aldık. Balonunu yaptık. 2-3 saat bir uğraştan sonra ana damarını açtık hastanın. Hastanın ana damarını açtıktan sonra 6 yıl önceki nefes darlığı tamamen kayboldu. Aa. O nefes darlığı boşluğunu çekmiş, evet, yani. Evet, o damar orada ama o ön taraf değiştirdikleri için, yeni damar taktıkları için orayı pas geçmiş. Kan gittiği için nefes darlığı falan. Ondan sonra şikayetleri geçti. Gayet sağlıklı şimdi. Ay, darısı bizim başımıza diyeceğim ama. Bu bypasslı vaka. Peki hocam, şimdi bir kardiyoloğa gitmek için ne olması gerekiyor? Yani biz en son raddeye kadar bekliyoruz. Şunu söylerim. Ailenizde birinde kalp krizi geçiren var ise, stent var ise, bypass olan var ise, erkekler 35 yaşından sonra, bayanlar 40'ından sonra her yıl düzenli kardiyolojiye gitmeleri gerekiyor. Hmm. Bu nettir yani. Beraberinde diyabet de varsa ve yine risk faktörü olarak sigara da içiyorlarsa bu gitmeler artık farz. Ama bak, ilk amca sigara da içmiyordu mesela. O içmiyor. Bunun genetik yapısı müsait. Ha, genetik. Mesela dıdımın dıdısından kalpten vefat Yok, etmişti. Yok, birinci o derece. Değil. Yani anneniz, babanız, evet, amcanız, halanız, değil, teyzeniz değil. Kardeşler, anne, baba. Ha, bu kadar. Birinci, evet, derece. Amcalar kardeşler, da oluyor da o kadar değil. Ama kardeşte varsa olma ihtimali diğer kardeşte %30'un üzerinde. 40 yaşında kimsenin ben kardiyoloğa ama pek problem gitmiyor. Olursa. Ha. Peki nefes darlığı ne zaman başlar? Nefes darlığı son evredir. Ciddi misiniz ya? Artık %90 damar tıkanmışsa olur.
Bizde ancak nefes darlığın başladı. Galiba bir şey başlıyor, gidelim diye düşünüyoruz. Nefes darlığı sadece nefes darlığın var, kalp hastasıyım diye düşünülmez. Tabii astım var, göğüs hastalıkları var, kansızlık var. Bir sürü etken var. Peki şimdi size bir şey soracağım. Yani bu farklı bir soru olacak. Kimse yanlış anlamasın. Bilinçli olarak soruyorum. Su içmek zararlı mıdır? Hani demiştim, spor yapmak zararlı. Bize göre değil. Geçen programda hatırlıyorsunuz. Gereksiz su içmek de spor yapmak gibi bir şeydir. Ya da aşırı kilolu bir insan gibi olma, kilo alma gibi bir durumdur. Aşırı su içmek vücut metabolizmasını hızlandırıyor. Vücudun kan hacmini arttırıyor. Kalbi yorarsın, böbreği yorarsın, bütün organları yorarsın. Su, susadığın kadar içeceksin. Şunu örnek vereyim. Bir arabanın, bir araba 10 depo ya da 100 depo benzin harcıyor. Bir araba 10 depo. Hangisi daha çok yıpranmıştır? 100 depo kullanan. İnsanın bütün organları her biri bizim için bir makinedir. Biz ne kadar fazla onlara yüklenirsek onları o derece yıpratırız, ömrünü o derece kısaltırız. Ondan dolayı gereksiz spor yapma vücudumuzu hızlı yaşlandırır, ömrümüzü kısaltırır. Gereksiz susamadığınız kadar, susamamışsanız ve gereksiz bir şekilde su içiyor iseniz de yine organlarımızı erken yaşlandırıyoruz, ömrümüzü kısaltıyoruz. Allah Allah, görüyor ve musunuz? Ve bakın 80-90 yaşında üzerindeki yaşlılarımıza genelde su sevmeyenler hep 90 üzerinde yaşarlar. Ya. Çok su içenlerin ömrü ortalama işte yaşlılarımız 80'i bulursa çok iyi. 80 de iyi ama daha da fazlası olsun. Ama o hocam, içmese 90-100'ü bulur. Şimdi bir kardiyolog olarak siz aslında bizim yıllardır... Kızlar durun, beyler durun, dur, ben de sizin kadar şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. 3 litre için diyorlar, 2,5 litre için diyorlar. Beslenme uzmanları bunu söylüyor diye... Vallahi hayır, ben de programda... toksinleri atıyor diyorlar. İşte tamam, doğru, toksinleri atıyor. Bırakın o toksinleri, diğer gıdalarla aldığınız sıvılar atsın. Su atmasın tek başına. Yani çay... Yani sen şu anda... İşte bir bardak su içeceğine bir şişe ya da 2-3-5 bardak su içiyorsun keyfi. Sen 3-5 bardak içtiğin su kalbini yoruyorsun. Kalp çarpıntısı başlar çünkü o suyu pompalaması gerekiyor, sıvı. Yani senin vücudundaki hacmin, kan hacmin, sıvı hacmin 8 litre. Sen 1 litre fazla su içtiğin zaman 9 litre olur. Bütün organ bu sefer 9 litreye göre çalışır. Yani ve gereksiz su içmek zararlı. Bunu hani, bir altyazı olarak yazar mısınız? Gereksiz de, su içmek zararlı. Böbrek hastası iseniz, primer böbrek hastası iseniz, üreniniz yüksek ise o zaman doktor kontrolünde doktor diyebilir. Şu kadar günde sıvı tüket. Doktor ama diyorsa böbrek, başka. Evet, böbrek hastası değilseniz keyfi olarak kesinlikle su içilmesini önermiyorum. Ezber bozdunuz şu anda. Zamanınız de, var mı? Bir vakam daha var. O vakayı anlatacağım. Lütfen, bu lütfen. Vaka önemli. Neden? Şimdi... Yürüyüşte spor yürüyüş, içinde hayır mi? Zaten bizim fizyolojimize en uygun olan yürüyüştür. Koşma değildir, ağırlık yapma değildir. Vücudu yormadan en güzel spor yürüyüş. Yürüyebiliriz. Her gün bak, bir kilometre, bravo. İki kilometre yürüdüğümüz zaman sıkıntı yoktur. Peki anlatacağınız vakada ne vardı? Anlatacağım vaka özellikle menopoz dönemindeki bayanlarımızın sıkıntıları, kalp damar hastalıklarıyla bulguları karışıyor mu karışmıyor mu? Biz. Önemli. Dinleyin bak ha. Şimdi ben 48 yaşında bir bayan hastama örnek vereceğim. 48 yaşında bayan hastamın şikayeti aşırı terleme. Göğüs ağrısı. Bu 6 ay içerisinde oluyor. Nefes darlığı. Evin içinde son zamanlarda iş yaparken artık yorgunluk hissediyor. Çok doktora gidiyor. Doktorlar genelde menopoz diyorlar. Menopoz bulguları. Ama menopoz terleme deyince hemen menopoz zaten. Ateş basmalar da bu arada oluyor. Gece kalktığı zaman söylediği ifade, hocam sabah kalktım sanki bir öküz oturmuş göğsüme. Evet. Az önce kullandığım cümle gibi. Öküz oturmuş gibi. Nereye gidersem menopoz, menopoz. Ya bıktım bu menopoza diyor. Benim arkadaşlarım da menopoza giriyor. Kimse benim gibi değil diye. Bayan bayağı şey, hastamız yakınıyor yani bu dereceye geldi. Sonra hastaya testler yapılmış. Efor testi yapılmış temiz. Ondan sonra sintigrafi yapılmış temiz. Şimdi bu hastanın şikayetleri bariz. Hasta. Buna devam bir çare bulmak zorundayız. Ama sintigrafiye kadar şimdi her şey anju için şey. Anju için uygun değil. Buna hani anju invaziv bir işlem. Sonuçta yani, bir iğneyle giriyorsun, ilaç veriyorsun, film çekiyorsun. Buna sanal anju yaptım. Sanal anju, BT anju. 3 dakikada yapılan bir işlemdir. Tüm damarları gösteriyor. Hani hastaneye yatmasına gerek yok. Sanal anjuda bu hastamın yine kalbin arka kısmını besleyen damarda darlık çıktı. %40. %80-90 civarında. Eyvah, eyvah. Normal anjiyi aldık. Hastanın damarını açtık, stentini, balonunu yaptık.
bütün şikayetleri geçti. Sadece ateş basmaları, ara ara terlemeler kaldı. O da menopoza ait buldular. O da sadece menopoza ait olanlar kaldı. Şimdi damar hastası menopoz dönemindeki bayanlarda bakın sürekli göğüs ağrısı damar hastasıdır. Yol yürüdüğün zaman, yokuş çıktığın zaman göğsünde baskı, yorgunluk oluyor ve istirahat ettiğin zaman damar hastasıdır. Ama bu şikayetler yok, sadece ateş, terlemeler oluyorsa da bu menopoz bulgular olabilir. Çok yeşil hocam ya. En kısa sürede bir daha bekliyorum sizi. Şahane şeyler öğreniyorum sizden. Ay dünya güzeli, eşiniz de buralardaydı. Ona da çok selam, sevgi. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Sağ olun.